Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi hoş geldiniz. Haberler bölümümüzde bugün Tornado Cash'ten bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Tornado Cash'e yaptırımlar geldi. Fiyatında da ciddi bir şekilde geri çekilme var. Hep beraber istiyorsanız bir bakalım. Önce Tornado Cash ne, ondan bahsedelim. Tornado Cash belli bir ücret karşılığında müşterilerin bir işlem gerçekleştirirken kripto paraların kaynağının gizlenmesini sağlıyor arkadaşlar. Kripto paraların kaynağın gizlenmesi için tanınabilecek nitelikteki kripto fonları diğerleriyle karıştırıyor. Böylece kripto varlıkların nereden geldiği takip edilemezken kaynağı da gizlenmiş oluyor sevgili dostlar. Şöyle baktığımızda Tornado Cash'in 20.556 coin arasında 736. sırada olduğunu görebiliyoruz. Ve 26.513 kişi tarafından takip edildiğini görebiliyoruz sevgili dostlar. Şöyle baktığımızda Ethereum ve Binance Smart Chain ağında uyumlu olduğunu, 10 milyar max arzı olduğunu ve 1 yıllık performansının da 95 dolarlara kadar yükseldiğini görebiliyoruz. Toplamda 56 bin de takipçisi var arkadaşlar. Şimdi Tornado Cash ABD Hazine Bakanlığı tarafından ABD tarafından bir yaptırıma uğradı. Bununla ilgili bir açıklama yaparken ne yapmıştı ona bakalım. 2019 yılından günümüze kadar Tornado Cash ile 7 milyar doların aklandığını söylüyor sevgili dostlar. Tabi demin anlattığımız gibi Tornado Cash kullanıcıları parayı bir yerden bir yere transfer ederken, biz biliyorsunuz BSS Scan gibi internet siteleri kullanıyoruz. Cüzdan numaralarımızı girdiğimiz zaman bu cüzdan numaralarında tüm cüzdan hareketlerini ne yapabiliyoruz sevgili dostlar, görebiliyoruz. Ama Tornado Cash üzerinden bu sistemi kullanırsanız, burada bir açılmayan sitesi var normalde burası, birazdan buna da değineceğim. Bunun üzerinden cüzdanınızı bağladığınızda demin anlattığım gibi çapraz işlemlerle paranızı ne yapıyor biliyor sevgili dostlar, bir yerden bir yere gönderirken normalde saklıyor. Lakin bu sistemin hem iyi avantajları vardı hem de kötü avantajları vardı. Zaten fiyatının tepe yapmasından, bu kadar yüksek tepe yapmasından, yapmasının en büyük nedenlerinden biri de bu hizmetin gizli olmasıydı sevgili dostlar. Lakin ABD'nin dediğimiz gibi yaptırım sırasını almasından itibaren fiyatta da çok ciddi bir şekilde ne görebiliyoruz? Düşüş olduğunu görebiliyoruz. Şöyle baktığımızda yaklaşık %60'a kadar bir fiyat, %70'e kadar bir fiyat geri çekilmesi olduğunu görebiliyoruz sevgili dostlar. Peki ABD neyle suçluyor Tornado Cash'i? Demin bahsettiğim gibi 7 milyar dolar aklandığını, Kuzey Kore'nin finansman sağladığını, bunun yanı sıra işte teröre finansman kullandığı ile ilgili bazı iddiaları var ve bunu yaptırım listesine aldığını söyledi. Bununla birlikte Tornado Cash'in yatırımı olan birçok platform Tornado Cash'in mesela 75.000 USD coin, Cycle 75.000 USD coin'in dondurduğunu söyledi. Bununla birlikte Tornado Cash yatırımcılarında da gerek yaptırımlar, ABD tarafındaki yaptırımlardan dolayı, gerekse de Cycle'ın yaptığı ve benzeri platformların yaptığı yaptırımlardan dolayı da Tornado Cash'te bir düşüş geldi. Yine Hollanda'da yaptırım Tornado Cash'in geliştiricilerinden bir tanesinin de ne yapıldığına göre bir tutuklandığını görebiliyoruz sevgili dostlar. Tabi kripto paralarda belli kanunların olması bizim işimize geliyor. Lakin şu an Tornado Cash'in başına gelenler ne oldu? İkiye böldü kripto para dünyasını. Bazısı kripto paraların güvenliğinin artabilmesi için izlenebilir olmasını, özellikle cüzdan hareketinin izlenebilir olmasını, insanların kripto paralara güven vereceğini düşünüyorlar. Bir kısımda Tornado Cash'in yapılan bu yaptırımın kripto paralardaki özgürlüğü kısıtlayacağını, aslında kripto paraların, Bitcoin'in piyasaya çıkış nedenlerinden biri olan ekonomide, finansmanda özgürlüğe hançer vuracağını söylüyor sevgili dostlar. Tabi burada birçok tepki geldiğinde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabi burada sürekli bahsettiğimiz DeFi projeleri var. İşte merkeziyetsiz borsalar, grupların, toplulukların beraber kurduğu merkeziyetsiz borsalar var. Tabi bu DeFi platformlarının da hareketler zaten cüzdan numaralarında görünebiliyor. Burada piyasaların en büyük korkularından biri de
bu işin DeFi platformlarına sıçrayıp sıçramayacağı. DeFi platformlarına sıçrarsa eğer, DeFi platformlarıyla ilgili bir büyük yaptırımların gelebileceği ile ilgili endişeler var. Hep beraber izleyip göreceğiz. Lakin Tornado Cash'in bu vakitten sonra biraz kendini toplaması zor. Özellikle ne yapması lazım? Tornado Cash'in bu işten sıyırması için cüzdan hareketlerini artık gösteriyor olması lazım. Eski fiyatlamana ulaşabilmesi için. Bu süreçte de zaten böyle bir şey olursa da Tornado Cash'in doğuş projesine aykırı olacak bu. Tabi bu sıralar Tornado Cash'e yatırım yapmak biraz tehlikeli. Bazı yatırımcı arkadaşlar Tether olayında biliyorsunuz düştükçe aldı, düştükçe aldı ve coin sıfırlandı. Bu yüzden de dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Siz Tornado Cash olayından neler düşünüyorsunuz? Yorumda bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir başka videoda görüşmek üzere.